Saygıdeğer arkadaşlar, biz bilindiği gibi sosyalistiz ve ömrümüzü sosyalizme adadık. 1967 yılında öğrenci olarak İstanbul'a geldik. Sosyalizmle, bilimcil sosyalizmle tanıştık ve o günden bu yana yaşamın en anlamlı şekilde ancak sosyalizm için kavgaya, savaşa girmekle yaşanabileceği sonucuna vardık. Ve o günden bu yana bir denize dalar gibi daldık kavgaya. O yıllarda tabii bütün dünyada sosyalizm yükselişteydi. Latin Amerika'da sosyalist devrimler oluyordu. Amerika faşist darbeler tertipliyordu o devrimleri yıkmak için. Devrimci iktidarları yıkmak için, devrimci önderleri öldürmek için. Afrika'da, Tanzanya'da, Gine'de, Mozambik'te sosyalist devrimler oldu ve sosyalist iktidarlar yönetime geldi. Çin'in Hindi'nde, Vietnam'da, Tayland'da yani sosyalizm egemen oldu. Yani tüm dünyada sosyalizm rüzgarı esiyordu. Devrimci fırtınalar hakimdi. Ülkemiz de aynı şekildeydi. 1960 politik devrimi sonrası sosyalizm serbest bırakılmıştı. Ve çığ gibi gelişmişti sosyalizm hızla. Başta aydınlar, öğrenci gençlik, eğitim emekçileri, mühendislerimiz, akademisyenler, bilim insanları olmak üzere kitlelere hızla yayılıyordu. İşte bunu engellemek için Amerika ve Türkiye'deki süper NATO'su, kontrgerilla örgütü 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 faşist darbelerini tezgahladı. Sosyalizmin önünü kesmek için. Bütün bunlar engel olamazdı sosyalizmin gelişmesine, yükselmesine ama Sovyetler Birliği ve sosyalist kamp çöktü. Onun sebepleri uzun hikayedir ama özetçe Marksizmin, Leninizmin prensiplerinden vazgeçildiği için Sovyetler Birliği ve sosyalist kamp çöktü. Ve dünya hızla baş aşağı yuvarlanmaya başladı. Bayır aşağı gidiş başladı. ABD emperyalist saydutu, uluslararası emperyalizmin 1950 sonrası dünya liderliğini yapmaya başladı. Ve tabi İngiltere ve Avrupa Birliği emperyalistleri de bunun yedeğindeydi. Dünyanın tek hakimi oldular. Dünyayı babalarından miras kalmış çiftlik gibi görmeye başladılar ve gönüllerince at oynatmaya başladılar dünyada. Pervasız saldırılarda bulundular. Yugoslavya'ya saldırdılar. Irak'a saldırdılar. Libya'ya saldırdılar. Afganistan'daki sosyalist iktidarı yıktılar saldırarak. Suriye'ye saldırdılar. Ne kadar anti-emperyalist, devrimci, ulusalcı iktidar varsa onların hepsini yerle bir etmeye başladılar. Tabii bu arada emperyalist egerler sistemi de kendileriyle beraber, askerleriyle, ajan örgütleriyle, ekonomik tekelleriyle beraber yayılmaya başladı bütün dünyaya. Öyle ki insanlar sosyalizmin, devrimciliğin anti-emperyalistik olduğunu kavrayamıyorlar.
devrimciliğin birinci şartının dünyanın baş emperyalist haydut devleti ABD emperyalizmine, onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etmek olduğunu kavrayamıyorlar, öngöremiyorlar. Böyle bir sahte değerler yayılmaya başladı emperyalizmle birlikte. Oysa insanı insan yapan gerçek anlamda insancıl değerlerdir. İnsanlık sosyalizmi 1.800.000 yıl boyunca yaşadı. İlkel komünal toplum, ilkel sosyalist toplum dönemi, konağı diyoruz biz o döneme. Ancak 6.000 yıl önce ilkin aşağı Mezopotamya'da, Sümer'de sosyal sınıflara parçalanmış toplum biçimi çıktı ve insanlar artık çıkarları ve durumları birbirinden farklı düşman sınıflara parçalandı. Ancak ondan sonra yalan, hile, dümen, namussuzluk, onursuzluk, sevgisizlik bu sınıflı toplumla birlikte ortaya çıktı. Yoksa bizim bugün yüksek onurlu değerler olarak bildiğimiz, yüce değerler olarak bildiğimiz dürüstlük, mertlik, doğruluk, yalan, hile, düzen bilmemezlik, cesaret ve toplumu düşünme, tüm canlıları düşünme, doğayı savunma gibi değerler hep ilkel komünal toplumdan bize aktarılıp gelen değerlerdir. Sınıflı toplum bunları tümüyle silip süpüremedi insanlığın bilincinden. Yani o komüna insanlığı hep korudu. Bu değerleri hep var etti. Kuşaktan kuşağa aktardı. Ama sınıflı toplumlarda ne yazık ki şu an insanların çok önemli bir bölümü bu değerleri sadece dudaktan savunmaktadır. Davranışça savunmamaktadır. Şu anki yeni içinden çıkmakta olduğumuz seçimlerin siyasilerine baktığımız zaman bunların her türlü iştenlikten, insani değerlerden, erdemlerden uzak olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biz bunlara dincilerine siyah dincisi diyoruz. Sol geçinenlere siyah solu, sosyalist geçinenlere siyah sosyalisti diyoruz. Çünkü hepsi Amerika'yla iç içe bunların. Sosyal demokratları da böyle. Zaten önderlerini, liderlerini bizzat Amerika belirliyor, Amerika iktidara getiriyor. Tayyipkileri de böyle. Bu açık, yani AKP'nin nasıl kurulduğunu anlattık. İnternet ortamında videolarda dolaşıyor, AKP nasıl kuruldu derseniz hemen karşınıza çıkar. Amerikalılar, İsrailliler, İngilizler kuruyor AKP'yi. Ve başına da narsistik kişilik bozukluğu hastası, mitomanik kişilik bozukluğu hastası, kriminal psikopatik kişilik bozukluğu hastası Tayyip'i getiriyorlar. Çünkü en iyi onunla Türkiye'yi, layık cumhuriyeti çökertebileceklerini ve Türkiye'yi bütünüyle her yönden Amerika'nın yedeğine alabileceklerini görüyorlar arkadaşlar. Ve 21 yıldan bu yana bu iktidar ABD'li efendilerinin kendine verdiği her türlü görevi sadakatle yerine getirdi. Onun yerine kimi şu anda geçirmek istiyorlar ve geçirecekler, öyle de görünüyor ki yeni CHP'nin
Kuvayi Milliye'nin zaferi sonrasında kurulmuş Mustafa Kemallerin, İnönülerin, anti-emperyalist, gerçek CHP'siyle hiç ilgisi olmayan, onun ters yüz edilmiş biçimi olan TSEV'ci, Soros'cu Kemal'in yeni CHP'sini ve onun etrafında kümelenmiş ortaçağcı Amerikan uşaklarını taşıyacaklar iktidara. Bir sürede sömürge valiliklerini bunlara yaptırtacaklar. Sol ortamda baktığınız zaman kimi görüyorsunuz? Adına sol diyen Yeşil Sol Parti, Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin Amerika'yla, onun Pentagon'uyla, onun özel kuvvetleriyle, casus örgütleriyle Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de iç içe olmuş, omuz omuz olmuş, yan yana olmuş siyasi plandaki temsilcisi HDP'nin ve yandaşlarını temsil ettiği bloku, cepheyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bunların başında, yani yine bir de özellikle proje olarak pazarlanan ve medyada deprem profesörlerini bile sollayacak şekilde kanaldan kanala koşturulan, parlatılan İkbal Avcısı tipin dörtlü ABD uşağını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi 30 Mart'taki o NATO oylamasında gördüğümüz gibi NATO'ya doğrudan ya da dolaylı evet dedi. Yahu Finlandiya'da bile arkadaşlar Sol İttifak ve milliyetçiler hayır oyu veriyorlar Finlandiya'nın NATO'ya girmesine. Bağımsızlığımızı niye Amerika'ya ve onun NATO'suna teslim edelim diyorlar. Ama Türkiye'ye baktığın zaman işler acısı durum ya. Dincisi de Amerikan uşağı, sosyal demokratı da Amerikan uşağı, milliyetçi geçineni de Amerikan uşağı, solu sosyalist geçineni de Amerikan uşağı. Böyle bir felaket durum yarattı. İnsan sefaleti solucanlar eline verdi Türkiye'deki siyaseti. İnsanlığın daha çok çekeceği acılar var arkadaşlar. Ülkemizin de böyle. Dünyada bu bayır aşağı gidiş, bu sosyalizmden uzaklaşış çok uzun sürmeyecek. İnsanlık emperyalist yağmacıların iç yüzlerini gittikçe daha fazla tanıyacak. Ve yeniden bir uyanış başlayacak. Buna adımız gibi inanıyoruz biz. Ve onun savaşını veriyoruz. Onun mücadelesini yapıyoruz. Che Guevara'yı Euro geçidinde pusuya düşürüp öldüren CIA yönetimindeki faşist diktatörün askerleriydi. Denizleri, mahirleri bizzat astıran, katlettiren yine CIA ve onun Türkiye'deki şubesi kontrgerilladır arkadaşlar. Biz bu gelenekle devrimciliği benimsedik, içselleştirdik ve onu vazgeçilmez yaşam ve insanlık kuralı olarak benimsedik ve 67'den bu yana bu şekilde savaşımızı sürdürüyoruz. Barış Manço'nun da dediği gibi bu dünyadaki yaşam herkes için altı üstü 5 metrelik bez. Sonunda işin varacağı yer değil mi? O zaman mal, mülk peşinde koşmak, koltuk, makam, ün, poz peşinde koşmak insanı insanlıktan uzaklaştırır. İnsani değerlerden de uzaklaştırır tabii. İnsanı hayvandan ayıran
insani değerlerdir. Bilincinde taşıdığı değerlerdir. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Onlarda üst bilinç yoktur. Alt bilinçleriyle hareket ederler ama insanda üst bilinç vardır. Burası ahlaki, vicdani değerler sisteminden oluşur. Eğer onu taşımazsanız hayvandan bile daha aşağı seviyeye düşersiniz. Çünkü hayvanın yaşam kodları ancak ona el veriyor. Oysa biz canlıların en yüceltilmiş varlığıyız, türüyüz. O bakımdan asla değerlerimizden ömrümüz pahasına, hayatımız pahasına vazgeçemeyiz. Ne der ise onur yaşamdan önemlidir. Bize hiç kimse hile yaptıramaz, yalan söyletemez, hiç kimse korkutamaz bizi. Nasıl olsa öleceğiz, korkarsak insanlığımızın hakkını veremeyiz. Biz gerçek insan olarak yaşamaya karar verdik. Gerçek insan ve gerçek devrimci olarak yaşayacağız. Komünist inancını toprağa taşıyan ünlü bir şairimiz vardı. 1951 TKP Komünist Tevkifatı'nın direnen devrimcilerinden Arif Damar. Ne diyor dizelerinde? İlle de güzel günler görmek için beklenmez diyor. Beklemek de güzel diyor. Ve biz buna bir dize daha ekliyoruz. Muhakkak ki en güzeli o güzel günlerin bir an önce gelmesi için zümrüt bir denize dalar gibi kavgaya dalmaktır arkadaşlar. Biz bunu yapıyoruz. Bunu yapmakla da insanlığımızın hakkını veriyoruz. Yoksa başka türlü bir yaşam bizce insan olarak yaşamak değildir. Ve yaşamın anlamından uzaklaşmaktır. O bakımdan zerre miktarda da olsa insani, vicdani ve siyasi prensiplerimizden, erdemlerimizden taviz veremeyiz. Esneyemeyiz arkadaşlar. Nasıl ki hiçbir zulüm, hiçbir güç bizi korkutamazsa, bizim çelikten irademizi eğip bükemezse, hiçbir maddi çıkar da bizim bu değerlerimizde herhangi bir bozulma yaratamaz arkadaşlar. O bakımdan biz seçimlerin ve mücadelenin hep kazananıyız. Çünkü biz bu şekilde mücadele etmekle insan olarak yaşıyoruz, yaşayabiliyoruz. Ve amaç da zaten budur. İnsan ömrü bir göz açıp kapamak kadar kısa gelir geçer. İşte bu kısa ömrü önemli olan insan olarak yaşayıp insan olarak tamamlayabilmek arkadaşlar. Stoacı düşünürler der ki insanın bir etki alanı vardır, güç alanı vardır. Yani gücünü yetirebileceği, kontrol edebileceği bir alan vardır. Önemli olan o alanda yapması gerekenleri yapabilmesidir. Yoksa gücünün dışında kalan, gücünün yetmediği, kontrol alanının dışında kalan meselelerde, olaylarda yenilebilir insan. Mağlubiyete uğrayabilir, başarısızlıklar yaşayabilir. Yani bunlar bizim dışımızda olan şeylerdir. Yani önemli olan kontrol alanımızda yapmamız gerekenleri insani ve vicdani değerlerimize uygun olarak
eksiksiz yapabilmektir. Ancak o zaman insan olarak yaşadık ve biz gerçek insanız ve insan olarak da bu dünyaya elveda diyeceğiz diyebiliriz. İşte 67'den bu yana bütün gücümüzle savaştık. Yoldaşlarımızı da öyle eğittik, öyle yönlendirdik. Onlar da savaştılar. Her yıl yüzlerce işçinin ekmeğini büyütüyoruz. Emperyalizme karşı ve onun Türkiye'deki siyasi işbirlikçilerine karşı bütün gücümüzle ve imkanlarımız ölçüsünde mücadele veriyoruz. Ve bu şekilde de insanlığımızın hakkını veriyoruz arkadaşlar. Ama gerçek mücadelemizin karşılığını göremeyeceğiz. Bazı iştenlikli arkadaşlarımızın görebildiği gibi, çünkü iletişim çağındayız ve her alanı kontrol ettiği gibi Amerikan emperyalizmi medyayı da sıkı sıkıya kontrol ediyor arkadaşlar. Siz bazı kanalları, bazı yayın organlarını muhalif sanıyorsunuz ama onların muhalifliği Amerika'nın çizdiği sınırların içinde kalan bir muhalifliktir. Amerikan emperyalizmine ve yerli işbirlikçilerine bizim gibi doğrudan savaşa girdiğiniz anda onlar sizin düşmanınızdır. O bakımdan dikkat edin. Bugün mesaj atan, son TRT'deki konuşmamızı izleyen iştenlikli bir kardeşimiz, ben bu beyi yeni tanıdım, keşke bundan önce tanısaydım diyor. Ve bundan sonra hep yanında olacağım, destekçisi olacağım diyor. Neden yeni tanımış oluyor? Çünkü medya bize tümüyle ekranlarını, sayfalarını kapatmıştır. Bunu bilemezsiniz. Onlar konuştukları zaman medya etiğinden, dürüstlükten, ahlaktan, erdemden söz ederler. Ama onlar hep ABD emperyalizminin izin verdiği sınırlar içindedir. Yani bir anlamda çevrim içidir onların oynamaları. Online'dir arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Tele1'in patronu her akşam dilli düdük gibi öter, medya etiğinden, dürüstlükten filan dem vurur değil mi? Bir yıl önce diyor ki emri altındaki medya çalışanlarına, HKP haberlerine girmeyeceksiniz. Sonra ben gerekçesini söylerim diyor ama bir yıldır gerekçesini söyleyemedi. Ne diyecek? Ben Amerikancı, Sorosçu Kemal'in yeni CHP'siyle Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin PKK'si, HDP'si arasında salıncak siyaseti uyguluyorum. HKP'de doğrudan bu emperyalist işbirlikçilerine düşman, karşı. O bakımdan bunların haberlerini veremeyiz, girmeyeceksiniz diyemez. İşte bu şartlar içinde arkadaşlar, bütün gücümüzle mücadele ettik. İştenlikli, düşünen, aklıyla düşünen, özgür akla sahip, sorgulayan akla sahip kardeşlerimize sesimizi duyurabildik. Muhakkak ki geniş kitlelere duyuramadık. Duyuramazdık da. Bu sebeple halkımızın çekeceği daha uzun acılar var. Ne yazık ki dünya halklarıyla birlikte ülkemizde büyük acılar çekecek önümüzdeki yıllarda. Ne yapalım? Biz bütün gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Devrimcilikte emeklilik olmaz. Emekliye ayırdın mıydı kendini? Kavgaya havlu atmış olursun. Bedence tükenişe uğrayıncaya kadar
savaş mevzisindeki yerini terk edemezsin. Bize böyle öğretti önderimiz Kıvılcımlı Usta. Ve biz de gençlere bunu öğrettik arkadaşlar. O bakımdan mücadeleye devam edeceğiz, savaşa devam edeceğiz. Biz maratoncuyuz. Eninde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz kazanacak, insanlık kazanacak. İnsanlık yeniden sosyalizmi bulacak, görecek, modern sosyalizmi ve yönelecek. Ülkemiz insanları da biz gerçek devrimcileri, yani vatanını, halkını gerçekten seven, onlar için her an gözünü kırpmadan ölüme atlayabilecek insanların izlediği yolun haklılığını, doğruluğunu, meşruluğunu ve biricik kurtuluş yolu olduğunu görecek, kavrayacak. En sonunda tıpkı 1. Kuvayi Milliye'de olduğu gibi yine biz kazanacağız. Halkız, haklıyız, yeneceğiz.